Efendim iyi geceler. Bu gece bu geç saatte başlayan program çocuklar değil, büyükler için. Sadece çocuk sahibi olanlar için de değil ayrıca. Bu gece konuklarımızla geçmişten günümüze çocuk oyunlarını konuşacağız. Bir zamanlar ne oynardık? Hangi oyundan neyi öğrendik? Bugün plansız kentleşme çocukları eve mi hapsediyor? Bilgisayar oyunları çocuklar için bir tehdit mi oluşturuyor? Sokağa çıkmayan nesil gelecekte neye dönüşecek? Tüm bu sorulara ve daha fazlasına birazdan bu masada yanıtlar arayacağız. En kral muhabbet başlıyor. Evet. Necmettin Er Yılmaz, Zile Belediyesi Kültür Müdürü. Biz de Zile'ye gittiğimiz zaman bizi ağırladı. Bizi ağırlarken işte hemen Zile'nin şu yemekleri meşhurdur diye bize bir kebap yedirdiniz ki daha kebabın başına oturduğumuz anda da Zile tarihini anlatmaya başladı. Ve nasıl başladınız anlatmaya? Evet, sizin gelmeniz sürpriz oldu. Sizin geleceğinizi bilmiyorduk. Biraz çekül ve etinin sürprizi oldu. Ama siz hemen bir şeyle bir şey anlatıyorsunuz böyle gelince. Hemen gelince sizden izin isteyip Estağfurullah. Roma İmparatoru Julius Caesar'dan girdik. Girin efendim, Evet, buyurun. milattan önce 47 yılında Caesar 52 yaşında artık 60 tane imparatorluğu kendine bağlamış. Ben artık dünya imparatoruyum. Mısır İskenderiye kentinde ben dünya imparatoruyum, tanrıyım diye açıklamalarda bulunurken senatodan bir komutanı çıkar der ki sen dünya imparatoruyum diyorsun ama Zela'daki Pontus kralı 2. Farnakes senin gönderdiğin kuryelerin kafasını koparıyor. Sen nasıl dünya imparatorusun der. Julius Caesar 52 yaşındadır ve Kleopatra'ya aşıktır. Kleopatra 21 yaşında ve artık savaş yapmak istemez. Ama bu prestij meselesi olmuştur. Ve Zela kentine doğru 2 lejyon askerle yani 9 binden 18 bin askerle birlikte Mısır İskenderiye'den yola çıkar. Bugünkü Suriye'den bir tane bir lejyonda vurucu tim sniper askerler alır. 3 lejyon olur. Oradan Tarsus'a gelirler. Çok uzun anlatmıyorum. Kısa kısa izleyicilerimizi Hayır, fazla sıkmayalım. gerilmeyin. Aynen bana anlattığınız gibi anlatın istiyorum. O kadar Çünkü çok böyle o kadar dedikodu çok anlatır gibi Julius Caesar'la başlayıp Kleopatra meselesinde de hafif böyle bir pembe diziye çark edip oradan dönüp şu dağlarda bu dağlarda diye göstererek filan hepimiz feleğimizi şaşırdık. Yiyemiyoruz da. Yani hani öyle bir yemekte konuşulacak bir şey de değil. Julius Caesar var, Kleopatra var filan. Adama deli mi bu diye bakıyoruz. Hani bir an önce hani şu bitse falan laf bitmiyor. 3 saat bize bunu anlattıkta biz dedik ki sonra bu zile neymiş baba? Bu neymiş? Yani şimdi ama hocanın anlattığı her şeyin oradaki yansıması var. Aslında yok. Aslında var. Bilerek bakarsan var. Biliyorsan görüyorsun. Bilmiyorsan bu ne ya? Burası ne diyorsun? Yani işte ülkemizdeki işte ilimiz, ilçemiz, o bölgedeki ilimiz, ilçemiz ne kadar kalkındıysa, ne kadar modern, neyse bakış açını yani neye iyi diyorsun, neye güzel diyorsun, neye gelişmiş diyorsun. Bakış açına göre diyoruz ya burası da bir yer diyorsun. O anlattıktan sonra yok ya falan diye bir bakış ve onların çocuklara etkisi. Devam hocam. Ama milattan önce 47 yılında olan bu olayı niye bu kadar en ince detaylarına kadar biliyoruz? Çünkü Sezar tarihe çok meraklı bir komutan ve yanında bir tane teğmeni var. Teğmeni Hirtius. Hirtius tuvalete giderken bile notlarını yazmış. İşte Sezar tuvalete gitti, sağa baktı, sola baktı. Bu notlar elimize geçince bir gladyatör filmi ortaya çıktı. İnanın Zile başka bir ülkede olsa parayla giriş yaparlar. Yani parayla insanları biletle içeri alırlar. Dünyanın şekillendiği önemli coğrafyalardan birisi. Milattan önce 47 yılı. Ve Sezar 3 lejyon asker, 1 lejyon da Tarsus tarafından Anadolu'dan toplar. 36 bin askerle Zela kentine gelir. Zela'nın kuzeyinde, Zile'nin eski adı Zela. Orada toplanırlar, konuşlanırlar. Biz nasıl yapacağız? Pontus Kral da genç bir komutandır. İşte Zela da
şehir merkezinde bu savaş yaparsak bu bizi sıkıştırır, bir yere burada mağlup oluruz diye önce kuvvetlerini gönderirler. Amasya tarafında Altı Ağaç mevkii Scotus Tepesi'nde konuşlanır Sezar. Bir tarafa da Pontus Kralı 2. Farnakes konuşlanır. İkisinin de aşağı yukarı denktir güçleri. 36 bin 40 bin civarında birinin, 36 40 bin civarında birinin askeri vardır. Sezar bir ara tam savaş planları yaparken Farnakes tepeye doğru saldırır. Aslında bu savaş taktiği açısından alışılmadık bir şeydir. Çünkü Harp Akademileri Komutanlığı bu savaş için her yıl kamp alanı ilan ettiler. Beni de yerel bir araştırmacı olarak derslere giriyorum orada. Güneşin ışığını nasıl almış, neden tepeye doğru saldırmış? Sezar o zaman der ki, bu adam manyak mı? Bu nasıl, aynen böyle yazıyor kayıtlarda. Neden saldırıyor der. Daha sonra Sezar'ı tabii çok zor duruma düşürür Farnakes. Fakat Sezar askeri dehasıyla aşağı meydana doğru çeker savaşı. Orada coğrafya adeta kan gölü olur. Yaklaşık 40 bin asker ölür. Düşün, 40 bin tane asker orada ölüyor. Ve kandan balçık olur o bölge. Böyle bir bölge. Fakat Farnakes güçlü bir savunma yapmaktadır. Sezar'ı tam mağlup ederken ilk kez tarihte, gladyatör filminden aklınıza gelsin, atlı arabalar vardır, yanlarında tırpanlar vardır. Sezar en son kozunu orada oynar. Scotus Tepesi'nden, Altı Ağaç Tepesi'nden atlı arabalarının yüzlercesini, bazı kayıtlar binlerce diyor, Pontus askerlerinin üzerine, Farnakes'in üzerine gönderir ve o coğrafyayı adeta biçer. Ve Farnakes Amasya Şahin Kayası mevkiinden Sinop'a doğru kaçar ve Sezar o dünyaca ünlü sözünü Zile'de söyler. Gördüm. Evet, Zile, evet. Kalesi'nin önüne gelir ve bir kurye ile Roma'ya haber gönderir. Veni, vidi, vici. Bu söz dünyada slogan olmuştur. Yani geldim, gördüm, yendim demiştir. Ya o kadar güzel anlatıyorsunuz ki ama beyefendi dinlerken... Sonra Amazonlara geliyor. Evet, tabii, daha ondan sonra orada yaşayan Amazonlara geliyor. Evet. Sonra daha da coşuyor. Şimdi devam edeceğiz. Şimdi bu tarih, yani şimdi bu çocuklar, ya bu tarihin üzerinde oynuyorlar bu çocuklar. Çok önemli. Ya bu üzerinde oynadığı yere tebeşirle ya da taşla seksek alanı çizdiği yer bu toprak. Bunlar çünkü hani nasıl Side'den gelen konuğumla Zile'den gelen konuğum arasında, şimdi ikisi karşılıklı sohbet etseler, üç aşağı beş yukarı sanayi öncesi sokakta bulunan malzemeyle oynanmış oyunlar olarak aynı şeyleri oynamışlardır mecburen. Şimdi Okan Bey bir şey söyleyeyim. Ama farklı kurallarla, farklı bir toprağın üzerinde, farklı mevsimlerle güdümlenmiş. Yani güdümleyen toprak, güdümleyen doğa, mevsim, güdümleyen şekil. Şimdi markalaştırdım. Kural budur dediğin zaman, o zaman işte tek din, tek devlet, tek şu, tek bu, teklere giriyoruz. Aynı neye benziyor? Bilgisayar oyunlarına. Orada da bilmem nenin düğmesine bas, sıçrasın, elmayı koparsın. Yani Zile Belediyesi, AKP'li bir belediye bildiğim kadarıyla, doğru mu? Evet. Evet. Ondan sonra aynı zamanda işte şekiller falan filan. Şimdi burada tabii ki bütün bu şeylerin içerisinde hani uğraşan, titre olan konuklarımın çocuk oyunlarına bakışlarında bir politik tavır yok. Ama ve lakin. Şimdi federasyonlara geldiğimiz zaman tabii ki federasyonların da politik tavrı yoktur. Kesinlikle. Yalınız. İkinizin de değerli konuklarım politik tavrı yoktur. Falan filan. Peki bir telefon. Berin Hanım hala orada mı? Uyuttuk herhalde hanımefendiyi. Beklete. Hayır, tabii ki buradayım. Buyurunuz efendim. Siz dinliyoruz. Buyurunuz. Çığlık attı. Belki son nefesiydi. Berin Hanım. Hatta evde bir şey oldu. Düştü. Peki efendim.
bu telefonu rahatsız ettin ya, ekranlar hayatımıza çok girdi. Gerçekten çok girdi. Artık her çocuğun hayatında bir ekran var. Ekran, telefon değil mi? Şu bu. Ya peki Süpermen'e ne olacak? Ha? Unuttunuz mu? Süpermen nerede soyunuyordu? Telefon kulübesinde ya. Bir şeydi değil mi? Yani jeton dönemi çok güzel bir dönem, biliyor musunuz? Yani cebinde jetonun varsa özgürlüğün vardı. İstediğini ararsın. Seni aradığında da kimse bulmasın ya. Bulmasın. Bu çok önemli. Bakın Atalay Yörükoğlu'nun bir sözü var. Şunu söylerdi öğrencilerine. Yaşlandığında. Çocuklar, bu yaşıma kadar Türkiye'nin her yerinden anne ve babalar bana çocuklarını getirdi. Hocam bu çocuk garip, muayene et diye. Ben merak etmeyin dedim. Çocukları oyuncak odasına götürdüm. Onlarla sadece oynadım. Hiçbir şey yapmadım. Anne ve babalarını tedavi edip geri gönderdim. Aslında bütün bu konuşmalarda bütün mesele biz büyüklerin dünyasında, biliyor musunuz? Yani zaten bir çocuk eğitimi benim için onun o özgür dünyasını ne kadar çok şekillendirmezseniz, korursanız, bir de sözü çocuğa verirsek, o kadar çok doğru eğitim. Evet. Sözü de ona verirsek. Picasso ne diyor? Her zaman evet. Bir çocuk gibi resim yapmak evet. isterdim. Sözü çocuğa vermekten söz ettiniz ya. Rodin'in bir sözü vardır. Ünlü heykeltıraş Rodin. Der ki ben bir şey yapmıyorum. Heykeller taşın içinde var. Fazlalıkları atıyorum. Çok güzel bir söz. Peki Rodin bu aklı nereden aldı sanıyorsunuz? Atölyesinde çalışıyor. Bir taşı yontuyor. Bir kadın ev işlerini yapmaya geliyor Rodin'in. Kadının bir de çocuğu var, 7 yaşında kız çocuğu. Bir sandalyede oturup Rodin'i seyrediyor. Kadın iş yapıyor, Rodin yontuyor, günler geçiyor, çocuk seyrediyor. Bir gün hiç konuşmuyor çocuk, kalkıyor diyor ki, aa onun içinde bir at olduğunu nereden bildin? Rodin öylece kala kalıyor. Bugün bütün heykeltıraşların mihenk taşı olan, ben bir şey yapmıyorum, heykeller taşın içinde var, fazlalıklar atıyorum sözü, aslında bir çocuğun zekası, hayata bakışıdır. Bu yüzden çocuk yetiştirmek, çocuk geliştirmek, benim anlayışım şu, düşüncem şu. Ehliyete tabi olmalı. Ne kadar çok bizim dünyamızdan uzak tutup onu özgürleştirirseniz, çünkü şu anda dünyadan, az önceki haberlerden hiçbirimiz memnun değiliz değil mi? Daha güzel bir dünya için çocuklarımızın o özgür hayallerine, oyunlarına ihtiyacımız var. Başka da hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Peki efendim, Berin Hanım buyursunlar. İyi akşamlar. Ay az önce ne kadar üzüldüm. Ne oldu? Bir şey oldu. Bilmiyorum. Birden telefon kapandı. Neyse ya. Televizyon benim... kapandı. Peki. Hayır telefon. Ha telefon. Buyurun efendim. Evet. Benim annemin, dedemin, orada Necmettin abinin o büyüdüğü sokağa geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Oyun oynadığımız o sokağa geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben Zile'de değildim. Çok kötü. Ben de İstanbul'dayım şimdi. Ben önce şöyle başlamak istiyorum. Lütfen mızıkçılık yapmayın. Bu programı biz eski oyunları hatırlamak için izliyoruz. Ben özellikle o yüzden izliyorum. Çünkü yarın sabah 9.30'da bir görüşmem var, iş görüşmem var. Ama oturduğum şu anda izliyorum. Nasıl başlayacağım bilmiyorum aslında. Bizim de bir sürü oyunlarımız vardı ama benim zamanımda bilgisayar da vardı. Benim bisikletim de vardı. Orada sokaktaki çamurlardan tencere yapıp da oynadık. Hepsi çok eğlenceliydi. Bu arada ben Necdet abimin stajyeriyim. Yani tekrar ona da iyi akşamlar diliyorum. Nasıl başlasam bilmiyorum. Yani biz hepimiz teyzemlerle yaşıyorum da ben onlarla birlikte, onların hepsi eniştem de, teyzem de, kuzenlerim de, ben de hepimiz Zile'de büyüdük. Sokaklarda oyun oynadık. Az önce ben televizyonu izleyemiyorum. Çok uzun zamandır telefonda bekliyorum çünkü. Oradan birisi sokaklarda çocuğa yer yok dedi. Aslında öyle bir şey yok. Kesinlikle yer var. Kim çok dedi? Sokak... Efendim? Kim öyle bir şey dedi? Bilmem ki, az önce orada bir hanımefendi söyledi. Ben. Hayır, şikayet yakınlı olarak söylemiştir. Yer kalmadı anlamında. Yer kalmadı anlamında. Olabilir tamam evet. Ama da işte yer var, ben de onu söylemek istiyorum. Biz mesela, benim büyüdüğüm sokakta alt katta amcamın traktör dükkanı vardı. Biz ablamla inerdik orada yere, köşede, böyle kaldırımın köşesinde bir yere halı, kilim bir şey sererdik. Orada hem yatardık, oysa ki bizim orası salı günleri Allah'lık olur yani. Orada hem yatardık, evcilik oynardık, bir karşıki yoldan biri geçen onunla gider ip atlardık falan. Her zaman yer vardı. Bence problem şu, annelerin, babaların artık hayatı biraz daha kolaylaştı. Ve işten güçten aslında bence başlarını alabiliyorlar. Çünkü bulaşık makinesi var, çamaşır makinesi var. Bence artık çocuklarına daha fazla zaman ayırıyorlar. Bu yüzden de üzerlerine fazla düşüyorlar, sokağa göndermiyorlar. Aslında ben böyle düşünüyorum.
Enteresan. Yani bizde beyaz eşya girdi işin içine. Beyaz eşya. Demek ki bana da herhangi bir traktörün altında kalma ihtimali çok yüksekti. Rahat rahat çıkardım. Annem de hiç endişe etmezdi. Yani muhtemelen eder ama en azından gönderirdi. Onun haricinde ya ben ne anlatayım bilmiyorum işte. Peki o zaman siz şimdi susun o zaman. Biz bu Eti Çekül Vakfı ile beraber yaptığımız çalışmadan bazı söyleşiler ekrana getirelim. Arzu eder misiniz Berin Hanım? Ettiler. İnanılmaz güzel bir şeymiş. Hiçbir anlamadım. Bir ara yine telefona evet, bir şey oldu. Evet dedilerim. Evet dedi evet. Galiba. Peki çok teşekkür ediyoruz size. Görelim. Efendim biz eski Edirneli olarak tozlu, çamurlu sokaklarda, dikenli arsalarda, çöplerin bulunduğu, kedilerin, köpeklerin oynaştığı arsalarda oyunlar oynadık. Bulduğumuz teneke parçalarından, konserva kutularından oyuncaklar yaptık. Tellerden tel arabaları yaptık. Sopalardan çelik çomak yaparak değerlendirmeye çalıştık. Katır kazı bu bizden önceki jenerasyonun daha çok oynadığı bir oyun. Katır kazı bir ağaca veya bir yol üzerinde bir sokakta bir yere bir kazık çakılır. Kazığa bağlı bir ip halat, o halata da bir ebe beline bağlanır. O ipin ucu bir eline bağlanır. O daire içinde ebe hareket eder. Ve o kazığın başına veya ağacın oraya da bir eşya koyarlar. Herkes 6-7 kişi o eşyayı almaya çalışır. Ama ebe onu aldırmamaya çalışır. Oraya yaklaşanı yakalamaya çalışır. Ebenin yakaladığı ebe olur, tekrar beline bağlanır. Yani ceza aldırma düşer. Ama bunu yakalarken de veya o eşyayı tutarken de birisi tutar sırtına hoplar. Katır oradan geliyor. Kermutak biraz tehlikeli oyundu. Şöyle yumruk gibi bir taş, iki yumruğum gibi bir taş daha. İkisi üst üstüne konulur. Taşın, büyük taş. Alttaki büyük. Küçük taş da onun üstüne konur. Şöyle takriben 2,5-3 metrelik bir mesafeden bir çizgi çizilir. O çizgiden arkadaşlar toplanır. Ellerinde de koca koca taşlar. Bir tane de taşın başında ebe. Bizim elimizde de yumruk gibi taşlar. O 2 metre, 3 metre ilerideki taşlara, taşa, üstündeki küçük taşa hedef alırız, atarız. Düşüremeyen gider. Orada taşı yuvarlandı gitti ya, o taşı almaya koşar. O koşarken taşın başındaki ebe onu yakalamaya çalışır. Eğer taşı tesadüfen vurdu da düşürdüyse, o taşı alıp ebe koyana kadar biz gider taşımızı alır geri gelir. Oyunları kendimiz yapardık. Enek oyunları olurdu mesela. Çiftine çöl çöp derdik eneğe. Karışık oynadık. Karışık dediğimizin gayesi şu. Biraz da arkadaşlar arasında yiğit ve gösterişliysen, şimdi eneğe atan karşıda enek var. Eneğe atan, eneğe mesafesine kalmaya şu kadar kaldı mesela, vuramadın eneğe. Ben orayı alacağım derdik. Çiftenin çöp çöp ya. Alacağım derdin. Barnaklarımızı şöyle çekerdik. Dur aslanım, ben orayı alacağım falan derdik. Şimdi karışlar. Oraya karışlarsın. Enek parmak uzar mı? Uzamaz. Biraz da yaramazlığımızdan dolayı eneğin yerini değiştirdik. Orayı şöyle temizledik. Eneği bu tarafa getirdik derken en sonunda alırdık böyle. Karışlayıp alırdık. Eneği kendimiz alırdık. Peki biz ne oynardık? Yaş gruplarına göre. Enek oyunuyla başlar bu oyunlar. Biraz büyürsün coz diye bir oyun var. 9 coz. Kızlar da eldaş oynamayla başlar. 5 taş derler. Köprü kurarlar. Köprüsüz oynarlar. Ondan sonra ip atlamaya başlarlar. Çapraz ip atlama. Çift ip atlama. Daha sonra biraz daha büyürsün. Daha mantık oyunları, bedensel oyunlar öne çıkar. Çizgi çıkar. Çizginin İstanbul çizgisi derler. İşte karşılıklı kareler çizilir, onu göstermemiz lazım. Genelde kızlar oynar ama onu sanki yeni yetişen şu andaki 4. 5. sınıf çağlarındaki erkek çocuklar da oynardı, onu biliyorum. Ama bu çizgi oyununun en buraya has olanı ve başka yerde benim görmediğim kiremitli çizgi, zilede tavanlı çizgi derler. Yani o kiremite zilede tavan derler. Tavanı, o eski kiremiti kırarsın, onun taşıyla çizgiler çizersin.
O oyunun da kendi içinde kategorileri var. Yani eğer çocuk küçükse veya biraz daha yeni acemi ise, beceremiyorsa çift sekmeli oynarlar, üç sekmeli. Biraz daha profesyonelleştiyse sekmesiz oynarlar, tek hoplar, o kiremiti diğer kareye atlatır. Eskiden daha güzeldi toplar, oynamalar, çok oyunlar oynanırdı. Şimdi hiçbiri yok o oyunların. Diyorum ya, eskiden şey yoktu, internet yoktu. Yardım getiremedim, şimdi getirdim. Televizyon yoktu. Bir radyo bulduk mu tamamdı. Aman bağ götürürdük, radyo pilini değiştirirdik. Açardık son şeyi. Şimdi hiç bağ, radyoyu götürme aklıma bile gelmiyor. Evet efendim. Ne yapayım? Bu hanımefendi, siz söyleyin isterseniz. En son izlediğim hanımefendi konuşuyorduk da arada, o vefat etmiş bu çekimden sonra. Onu bir anonim yapmayın yahu. Yok, bu hanımefendi yaşıyor. Yok. Şu andaki en son Zileli. Ha, o yaşıyor, onda bir sorun yok. Böyle. Yok, Sideli hanımefendiden bahsediyorum. Ha, anladım. Evet, Allah rahmet eylesin. Yönetmen ve senarist olarak birçok ödülleriniz var vesaire. O filmden... Özür dilerim. Yani bu mesajınızı annem, verin tabii ki bu başta arada. Başta annem olmak üzere bütün yakınlarımı rahatlatayım. Kaza geçirmedim. Kaza tehlikesi atlattım. Kaza tehlikesi atlattınız. Herkesin içi rahat olsun. Şimdi zaten bu, sağlıklı bir görüntünüz var şu anda. Evet. Bu gün içerisinde yani genel bir şey oldu artık. Günde 4-5 kere bu tehlikeyi atlatıyoruz. Konudan hariç olarak şunu söylemek isterim. Bütün şoförlerin iki tekerlekli bütün araçlara dikkat etmelerini ve saygı göstermelerini rica ediyorum. Çünkü can taşıyoruz nihayetinde. Yani biz de insanız bile diyebilirim bu noktada. O yüzden rica ediyorum biraz daha dikkatli, hatta bunu bilinçlendiren programlar da olabilir. Ya da farklı konular olursa sevinirim. Peki. Sizin filminize aktarabildik mi filmi? Biraz izleyelim ve üzerine konuşalım. Tabii. Mı efendim? Buyursunlar. İşten dönen büyük amcalar bizleri paylardı. Evinize gidin, akşam ezanı oldu, annenizi bağırtmayın diye. Oyuncaklarımızı kendimiz... Birisiyle göz göze geldiğiniz anda oyun bozuluyor. Çünkü elindeki bir hata her şeyi kaybettirebilirdi sana. Ben küçüklüğümde bayağı bir muhallebi çocuğu olarak büyüdüm. Böyle dua ediyorduk yani. O kadar güzel bir zamanlama oluşmuştu. Herkes çok güzel oynuyordu. Ha, bir oyunumuz vardı mesela. Görünmezlik oyunu oynardık. Hayatımızda ilk defa kar gördük. Kar yerde tuttu. Ve hasta olurum diye annem beni dışarıda oynamaya bıraktı. Yani benim bisikletim olamadı mesela. Çünkü ona ailem para ayıramadı. Ama ailem bunun farkına vardığı için bu özentimi, bu eksiğimi, bu hevesimi olanaklarını zorlayarak yerine getirdiler ve çok mutlu olduğumu hatırlıyorum o sıra. Hatta çıldırdığımı hatırlıyorum. Toplumun birbirini sevmesi ve saygısı da çocukluktan başlıyor. Gerçek yok karşılarında, bilgisayarda oynuyorlar. Sanal aleme geçmek önemli değil ama sanal aleme geçtikten sonra geri dönmek çok önemli. Çünkü bir insan çıkara, maskeye, uyumaya dayanmayan o ılık insanca sevgiyi yaşamından uzaklaştırırsa kolay kolay kendine gelemez. Mutluluğunu kaybettirir eğer misketleri kaybedersen. 14-15 yaşına kadar ben çocukluğumun 5 senesini Alman harbinden geçirdim. İşte içimde ukde kalan hikaye budur. Çocukluk ve oyun insanda farklı bir insanın yanın canlı kalmasını sağlayan çok önemli yaşama pratikleridir. Cenk Kaptan'ı tebrik ediyoruz. Bu sizin çalışmanızın nesi, bir bölümü mü, tanıtımı mı, nesidir efendim? Evet, teaser'ı.